Kıymetli izleyicilerim, sevgili dostlarım, ülkemizin, Karadenizimizin, Trabzon'umuzun tarihi turistik yerlerini, kendine has özellikleri olan yerleri, milli parkları ve güzellikleri olan yerleri sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Bugün de Trabzon merkeze bağlı olan Bengisu Mahallesi'nde bulunan, tarihi olmayan ancak kendine has üslup ve farklı bir mimariyle yapılmış olan Hazreti Ebubekir Camii'ni tanıtmak için gelmiş bulunuyorum. Caminin içini, dışını, mimarisini birlikte gezmeye ne dersiniz? Buyurun beraber gezelim. Kuş sesleri arasında şu anda da 18 Mayıs. Baharın tüm güzelliklerini sergilemiş olduğu bir zamandayız. Bir başka noktadan başka bir bakış açısıyla bakıyoruz camimize. Burası Trabzon'un merkezine yaklaşık 9-10 dakikalık mesafede Kisarna diyebildiğimiz maden suyunun dolmuş olduğu bir mahalle. Yeni ismi Bengisu Mahallesi. Camimiz Hazreti Ebubekir Camii. Yeşillikler içinde doğanın içerisindeki kendine has üslubu tarzıyla Hazreti Ebubekir Camii'nin görüntüsünü izliyorsunuz. Hazreti Ebubekir Camii'nin öyle fındıklık içerisinden farklı tarzdaki görüntüsünü sizlere gösteriyorum. Bengisu Hazreti Ebubekir Camii'nin uzaktan görüntüsünü izliyorsunuz. ...2013'te temelleri atılmış olan, kademeli kademeli 2014'te, 2016, 18, 20 hala yapılmakta olan kısımları olan ama esas namaz kılınan kısmın açık olmuş olduğu üstten ikinci kat, iki kat, alt tarafında lavabo ve oturma salonları, oranın üzerinde imam lojmanı, onun üzerinde de yine camiye eklenecek olan namaz kılmak için bir kat daha var. 5 kattan oluşan bir cami burası. Her yönüyle, estetiğiyle, kendine has tarzı ve görünüşüyle, içiyle, dışıyla farklı olan bir cami burası. Hazreti Ebubekir Camii. Camiye kuzey yönünden bakıyorum. Caminin önünde 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un bayrağı dalgalanıyor. Ve minare ile beraber, minarenin yukarı kısmı ile beraber camimizin de değişik bir estetik görüntüsü olduğunu izliyorsunuz. Camiye yukarı taraftaki kısmından bakıyoruz. Minarenin olduğu yer burada. Yine farklı bir tarz olduğunu görüyoruz. Camimizin giriş kapısının da bulunmuş olduğu hol kısmına giriş yapıyorum. Burada camimizin ismini ve temelinin atılmış olduğu tarih 2013 yazıyor. Böyle avludaki oturmak için yapılmış mermerden oturaklar ve bu kısımlara da küçük süs çamları, ağaçları konulmuş. Bunlardan 5 tane burada bulunuyor. Çok ayrı bir güzellik
katıyor bu oturakların olduğu yerler. Bunlar da mermerden yapılmış. Bununla beraber abdest alınan kısım muslukları görüyorsunuz. Şadırvan diyelim. Karşı tarafta da evet musalla taşı dediğimiz cenazelerin konulmuş olduğu, o da ayrı bir tarzda yapılmış yine camimizin kendisi gibi. Böyle bu taraftan da bir görüntü almak istiyorum camimizin. Farklı tarzını her yönüyle göstermeye çalışıyorum. Buradan her şeyin kendine has farklı yapıldığını ve minarenin de kendince farklı tarzda yapıldığını görüyoruz. Uzaktan bunları göstereceğim. Arka tarafta burası güney oluyor. Orada da güzel yeşil fındıklıklar var. Yukarıdaki köyleri, doğayı görüyorsunuz. Ayaklarımızı çıkarıp içeriye giriyoruz. Şöyle ayakkabıların konulmuş olduğu bölümü göstereyim sizlere. Buradan yukarı çıkılan bölüm, görüldüğü gibi merdivenlerin kenarlarına konulan demirler bile kendine has, farklı. Burada küçük bir kütüphanesi var. Burada bir caminin içine girilen kısmın sütunların sağında ve solunda camlı kısımlar var. Burada evet yuvarlak bir şekilde pencere görüyoruz. Ve namaz kılınan kısma doğru ilerliyorum. Yine her bölümü gösterecek şekilde pozisyon alıyorum ve camimizin her tarafı camlarla çevrili böyle. Bununla beraber burada kürsüyü görüyoruz. Kürsü de bildiğimiz normal kürsülerden daha farklı. Son derece farklı bir şekilde dizayn ve düzenlemesi yapılmış. Zaten burayı yaptıran kişiler özellikle de normal camilere benzememesi, yani şekil olarak kendine has bir üslupla, tarzla yapılmasını önermişler. Onun için böyle değişik mihrabı görüyoruz. Minbere doğru ilerliyoruz. Minberin de çok farklı olduğunu, değişik olduğunu görüyorsunuz. Burası da mermerlerle yapılmış bir minber. Çok güzel görüntüsü var burada. Sizin de gelip namaz kılmanızı, burayı görmenizi öneriyoruz. Üst kattan da görüntü alacağım şimdi. Alt kattaki kısımdan merdivenlerden ilerliyoruz, merdivenlere doğru ilerliyoruz ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Buralarda mermer yapılmış böyle güzelce.
Başta da demiş olduğum gibi her yer ayrı bir farklı şekilde dizayn ve düzenlemesi yapılmış. Üst katta sağ taraftan ve sol taraftan görüntüleri alıyorum. Şimdi de merdivenlerden çıktığım yöne doğru bakıyoruz. Yukarıki bölümden kürsüyü, onunla beraber mihrabı, mihrabın üstündeki yazıyı da görüyoruz. Ve yukarı bölümden üst, ikinci kattan, üst kattan minberi yine görüyoruz. İkinci kattan yukarı kısmını gösteriyorum size, yine vavlarla dolu olan tavanları, bu oval bir şekilde yapılmış bir tavan burası. Pencerelerden de görmüş olduğumuz gibi yolunuz buralara düşerse gelip görmenizi, sizin de buralarda namaz kılmanızı öneririz. Şöyle mihrabı tam karşı taraftan görecek şekilde de alıyorum. Peygamberimiz 632 yılında öldüğünde Hazreti Ebubekir onun yerine İslamiyet'in bayrağını almış. Mihrabımızın çevresinde bulunan mermerlerin bulunduğu yerlerin ışıklandırılınca akşamleyin çok daha estetik, güzel görüntüler oluşturduğunu böyle görebiliyoruz. Bununla beraber minberin de bu küçük yuvarlak şekilde ışıklar yanınca yeşil ışık oralara ayrı bir görüntü katıyor. Güzel görüntü katıyor. 2013 yılında temeli atılan, 2014 yılında alt katlarda namaz kılmaya açılan, ibadete açılan, daha sonra da bu bulunduğumuz kat ve üst katta 2018-20 yıllarında kademeli açılarak günümüze kadar gelmiş olan Hazreti Ebubekir Camii. Hazreti Ebubekir 571 ile 634 yıllar arasında yaşamıştır. Ve 632 yılında Peygamberimizin ölmesiyle beraber 4 halifeden ilki olarak halife olmuştur ve 2 sene halifelik yaptıktan sonra vefat etmiştir. Yerine Hazreti Ömer halife olarak gelmiştir. 65 yaşında vefat eden Hazreti Ebubekir'in adına yapılmış olan caminin içten görüntülerini izliyorsunuz. Buranın tavanıyla ilgili de şunları söyleyeyim. 99 tane vav harfi var tavanda. Diğer karşı taraftaki üst tarafın, buranın üst tarafında namaz kılınan yerde de 33 tane var. Bununla beraber burada avize konulmamış, projektörlerle beraber ışıklandırılması gerçekleştiriliyor. Kendine has üslubu görüntüsüyle camimizi sizlere tanıtmaya çalışıyorum.
Sevgili dostlarım, değerli izleyicilerim, Trabzon'umuzun Bengisu mahallesinde bulunan Hazreti Ebubekir Camii'nin farklı mimarisini sizlere göstermeye çalıştım. Bizleri kanalımıza abone olarak takip etmenizi istiyorum. Hepinize sağlık, sıhhat ve hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Böyle çıktığımız merdivenlerden aşağıya doğru inerek tanıtımımızı tamamlıyoruz.